Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı yay araç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Bakıyoruz. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki müzik köyü 5. yılında etkinliklerine devam ediyor. Şimdi devam etmek, sürdürmek eylemin sürdüğünü belirtmek dolayısıyla bu doğru. Konser, seminer ve atölye çalışanlarının yer aldığı program yer almak, bir yerde bulunmak doğru. Bu yıl iki periyot halinde düzenleniyor. Periyot bölüm demek iki bölüm halinde doğru. 17-21 Ağustos ile 23-27 Ağustos olmak üzere iki ayrı takvimde gerçekleşen etkinlikler kapsamında gerçekleşmek yapılmak doğru. Sanatçılar Balkan, Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasından müzikleri ve enstrümanları tanıtıyor, kapsıyor diyor. Kapsamak içine almak sınırları içine almak e, anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda tanıtmak ise, bakın tanıtmak ise içine almak demek değil. Nedir tanıtmak? Bir kimsenin veya bir şeyin tanınmasını sağlamak. Bu durumda tanıtmak ve kapsamak birbirinden farklı olduğundan cevabım E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmamıştır? Gerçek anlam dediğimiz şey akla gelmesi gereken ilk anlamdır. Ben ilk anlamı arkadaşlar temel anlam ya da sözlük anlamı da diyebilirim. Bakalım. Hiçbir eğlence okumak gibi ucuz, hiçbir zevk de okumak kadar kalıcı olamaz. Buradaki eğlence gördüğünüz üzere gerçek anlamda kullanıldı. Okuma hevesi dünyanın hiçbir hazinesine değişilmeyecek bir eylemdir. Burada hazine gerçek anlamda kullanıldı. İnsan ne kadar çok kitap okursa o kadar çok büyüyeceğini bilmeli. İnsanın büyümesi, büyümek gerçek anlamda arkadaşlar fiziksel bir değişime uğramak. Mesela boyunun uzaması, büyümesi yani fiziken bir değişikliğe sebebiyet vermesi, değişiklik meydana getirmesidir. Ama burada bu anlamda mı insan büyüyeceğinden bahsediyor? Yani çocukluktan gençliğe, gençlikten yaşlığa gibi bir büyümekten mi bahsediyor? Hayır. İnsan ne kadar çok kitap okursa o kadar çok büyüyeceğini derken o kadar çok bilgili olacağını, o kadar çok saygılı, erdemli, sözünün dinleneceğini, olgun olacağını bilmeli demek istiyor. Buradaki büyümek hangi anlamda kullanıldı? Mecaz anlamda kullanıldı. Bu durumda cevabım C şıkkı. İyi seçilmiş kitapları okumak, geçmiş yüzyılların seçkin zekalarıyla konuşmak gibidir. Seçkin burada gerçek anlamda kullanıldı. Okuduğunuz kitap sizi fikren yükseltmeli, içinizi asil ve mert duygularla doldurmalıdır derken bunu da eliyoruz. Cevabımız C. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Terim anlamlı sözcük dediğimiz edebiyat, sanat, işte coğrafya, tiyatro, matematik gibi alanları karşılayan sözcüklerdir. Bakalım evrensel eğitimin verildiği yer olan üniversitede çağın gerektirdiği davranışlar kazandırılmaya çalışılır. Buraya baktığımızda burada terim anlam yok. Bunu eliyoruz. Bu davranışlar kazandırılırken bilimsel ve yaratıcı kültür esas alınmalıdır. Burada da bir şey yok. Bu kazanımı sağlayabilmek için eğitimde araç olarak konular, bilgiye ulaşma yolları ve kendi başına düşünmek öğretilmelidir. Burada da bir şey yok. Devam ediyoruz. Hazır bilimsel öğretiler ve makaleler öğrencilere derslerde mümkün olduğunca aktarılmamalı derken arkadaşlar buradaki makale bir ne terimidir? Bir edebiyat terimidir. Dolayısıyla biz bunun terim anlamlı bir sözcük olduğunu söyleyebiliriz ve cevabımız da Denizli Öğrenciler hazırcılığa ve ezbere alıştırılmamalı derken burada da bir şey yok. Cevabım Denizli şıkkı. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yazı ve yaşantı arasındaki ilişkinin mahiyeti edebiyatın en vazgeçilmez sorunlarındandır. Tercih ettiği sade ve kasten daraltılmış hayatı ve yazı evreninin derinliğiyle bu bağlamda modern edebiyatın en çok merak edilen isimlerinden biridir Nazan Bekiroğlu. Tarihin içinden kurduğu karakterlerin zamansızlığıyla kendisi de bu zamanda değil, tüm zamanlarda yaşıyor gibi hissettirir okurlarına. Kasten bir şey yapmak, bilinçli yapmak demektir arkadaşlar. Şimdi bu benim neyim olsun? Anahtar kelimem olsun. Kasten daraltılmış diyorsa bir şeyin yaşam alanını daraltma değil mi? Şimdi bakıyoruz. Yazma eylemini içten yapmak. Kasten, içten değil. Bunu eliyoruz. Bilinçli olarak bazı şeylerden uzak durmak. Doğru bunu söyleyebiliriz. Neden? Tercih ettiği sade ve kasten daraltılmış hayat. Yani hayatı daraltmak kabuğuna çekilmek. Toplumdan ve bazı şeylerden uzak e, durmak demek kasten de bilinçli yapması demektir anahtar kelimelerle bağlantı kurduğumda da zaten cevabım ortaya çıktı bursa hayatın her anını doya doya yaşamak değil yaşama sadece kendi penceresinden bakmak değil bile bile benzer konularda yazmak bu da değil kasten bilinçli demek dediğim gibi cevabımız da bursa bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez Konuşmak ne güzeldir. Bir cümle söylersiniz, kafanızın içindeki yumak çözülmeye başlar. Söyledikçe her şey netleşir. Düşüncelerinizi aktarmak size coşku verir. Sonra dinlenirsiniz. Karşınızdakinin başının içinde dönen dişlilerin çıkardığı sesi duyarsınız kimi zaman. Onu anladığınızda gözlerinizin içi güler diyor arkadaşlar. Şimdi bu Gözünün için gülmesi ya da gözlerinizin için gülmesi bizim için bir deyimdir deyim vardır. Bunu eliyoruz. Gözlerinin içinin gülmesi demek arkadaşlar. Hangi kişiler için kullanırız? Aşırı mutlu ya da aşırı sevinçli kişiler için kullanırız. Şimdi mutlu olmak ya da mutlu ya da mutluluk ya da sevinç soyuttur. Bunu biz gözlerinin içinin gülmesiyle somutlaştırmışız. Deyimlerin çoğunda somutlaştırma vardır. Dolayısıyla burada da somutlaştırma vardır gördüğünüz gibi. E, gözlerinin içinin gülmesi aynı zamanda mecaz anlamlı sözcüklerdir değil mi? Ya da mesela kafanızın içindeki yumak çözülmeye başlar mecazlı bir ifadedir. Ya da başının içinde dönen dişlilerin çıkardığı sesi duyarsınız ifadesi mecazdır. Mecaz anlamlı sözcükler de var iletmek bildirmek anlamında bir söz kullanılmıştır diyor. Düşüncelerinizi aktarmak derken düşüncelerinizi iletmek, bildirmek manasında kullanıldı. Denizli şıkkını da eliyoruz. Karşıt anlamlı, yani zıt anlamlı sözcükler yoktur. Cevabımız E şıkkı. Bu cümledeki baş sözcüğünün kazandığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Öğrenciler masanın başında toplandı. Şimdi baş deyince insan gövdesinin üstündeki kafa aklımıza gelir değil mi? Masanın başı dediğimde masanın öndeki bölümü olduğu için burada baş yan anlamda kullanılmıştır arkadaşlar. Yan anlamlı sözcükler gerçek anlamdan tamamen uzaklaşmadan Kazandıkları yeni bir anlamdır. Dağın eteği, iki diş sarımsak yemeğe koydum derken, ondan sonra e, masanın ayağı derken bunlar yan anlamdır. Çocuğun ağlaması herkesi uyandırmıştı burada yok. Bozuklukları çantanın büyük gözüne koydum. Göz insana ait bir unsurdur. Çantanın gözü dediğimde arkadaşlar burada yan anlam vardır. Cevabım Bursa. Evin önündeki çiçekleri her sabah sulardı. Annemle ablam güzel yemekler yaptı. Takım elbiseli adam bize doğru bakıyor. Buralarda bir şey yok. Cevabım bursa. Bu parçadaki altı çizili sözcü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Herhangi bir işi ya da çalışma kolunda yıllanan her insan gibi giderek yaptığı işte biçim yöntem yönünden de kendiliğinden ustalaşır kişi önemli olan anlatacak şey olmaktır demek istiyorum. Arkadaşlar yıllanmak demek üzerinden bir veya daha çok yıl geçmek değil mi? Şöyle diyelim kısacası üzerinden aslında şöyle diyebiliriz çok yıl geçmesi manasına geliyor yıllanmak. Şimdi aşağıda böyle bir şey arayacağız. Bakalım bu yapılar özelliğini yitirmeden günümüze kadar ulaşma şansı yakalamıştı. Burada öyle bir şey yok. Münazaralarda etkili bir sunum yapmak kadar karşı tarafın görüşlerini de çürütmek esastır. Bu da değil. Bir sanatçının taklitten kurtulup özgünlüğe ulaşması için yaratıcı konulara yönelmesi gerekir. Tamam. Klasik eserlerin eksiksiz bir anlatıma sahip olması yücelmelerindeki en önemli etkendir. Burada da yok. Bakır işleme konusunda deneyim sahibi olmak için çekiç sesine yıllarca kulak vermek lazım. Yani çok yıl, yani birden fazla yıl, bir ya da birden fazla yıl kulak vermek gerekiyor diyor cevabımız da Edirne. Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Birçok türde eser verdim bugüne kadar ama ben çiçeği burnunda bir öykü yazarıyım. Çiçeği burnunda öyküye yeni başlamak manasına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle ne yapıyoruz? C şıkkını eliyoruz. Bu serüvene de kendi rengimi üretmek gayesiyle giriştim. Kendi rengimi bir şeye vermek yani başkasına benzememek, özgün olmak, biricik olmak. Şöyle ne yapıyoruz? Dolayısıyla Edirne şıkkını da eliyoruz. Devam edelim bakalım belki yazdıklarım sayesinde ben de zamanın elini tutma payesine erişirim. Zamanın elini tutuyorsam yani zamansız yani zamana meydan okumak yani her dönemde okunabilecek eserler ortaya çıkarmak bu şekliyle baktığımızda Adana şıkkını da ne yapmış olduk canlar elemiş olduk. Farklı alanlardaki Tüm birikimimi tıpkı bir orkestra şefi gibi senfoniye dönüştürüp okurlarıma sunmak istiyorum. Farklı alanlarda senfoniye dönüştürmek yani farklılıkları belli bir düzen içerisinde vermektir. Bunu da eliyoruz. Öykülerimde hislerimi akılla yoğurup güzel Türkçemizin incelikleriyle benzemek bezemek niyetindeyim. Hisleri akılla yoğurmak ve sanat için sanat yapmak böyle bir şey çıkmıyor ortaya arkadaşlar. Bu durumda cevabımız Bursa şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşmek sözcüğü yay ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmaz? Üstünüzden geçen kuş vurulmuş gibi birdenbire sokağa düştü. Kuşun sokağa düşmesi yer çekiminin etkisiyle boşlukta yukarıdan aşağıya inmesi demek doğru. Çocukken ağaçtan düşüp ayağım kırılmıştı da ağlamamıştım derken dengesini yitirerek yukarıdan aşağıya bakmak doğru. Bir lokma ekmek uğruna çoluk çocuğu ile gurbet ellere düşmüştü. Bir zorunluluk sebebiyle bulunduğu yerden ayrılmak, gitmek doğru. O asker gittiğimiz yerde bir aralık benim bölüğüme düşmüştü. Yakışmak, uygun gelmek değil arkadaşlar. Biriyle yaşama, çalışma, birlikte olma durumunda kalmak manasında kullanılır burada düşmek. Yakışmak, uygun gelmek değil. Biriyle yaşamak durumunda olmak demektir. Cevabım Denizli. Bana arada bir bakkaldan tuz, limon almak düşüyor. O kadar ödevi veya yetkisi içinde bulunmak. Bu da doğrudur. Cevabımız Denizli. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Günümüzde enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için nokta 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 enerji kaynakları olan fosil yakıtların yerine temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları almaya başlamıştır. Bunun yanında enerji verimliliği yeni bir enerji üretim metodu gibi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Her geçen gün enerjiye olan nokta nokta arttığından talebi karşılamak için insanoğlu farklı arayışlar içerisine girmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir soruda ikinci boşluktan başlamamız işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Her geçen gün enerjiye olan nokta nokta arttığında, enerjiye önem arttığında diyemem. Enerjiye talep arttığında diyebilirim değil mi? Enerjiye ilgi arttığında, ilgi de olamaz. Enerjiye niye ilgi olsun ki? Ama ihtiyaç olabilir değil mi? Arz. Şimdi arz da olamaz bunu da eledik. Bu durumda bakın Edirne şıkkı gider, C gider ve A gider. Şimdi ilk boşluğa dönüyorum. Bakın günümüzde Enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için geleneksel enerji kaynakları olan fosil yakıtlar diyebilir değil mi? Yani yenilenebilir diyemez artık çünkü fosil yakıt diyor, geleneksel diyebilir. Şöyle şunu da elediğimizde cevabımız bursa şıkkı olacaktır. Bu parçada tutmak sözcü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır? O yaz dediğimde bir yazlık tutmuştuk. Buradaki tutmak arkadaşlar hizmetine almak veya kiralamak anlamında kullanıldı. Dolayısıyla C şıkkını eliyoruz. Sessiz, sakin bir koydu burası. Sabah bir tekneyle denize açılıp balık tutuyor. Günümüzü gün ediyorduk. Balık tutmak balık avlamak demektir. Dolayısıyla şöyle ne yapıyoruz? E şıkkını da eliyoruz. Birkaç gün sonra aramıza üniversiteden arkadaşlarımız da katıldı. Arkadaşlarımız bu yeri çok tuttuklarını ve seneye de buraya geleceklerini söylediler. Bu yeri tutmak arkadaşlar burayı ne yapmaktır? Beğenmek, benimsemek. Bu yüzden seneye de geleceklerini belirtmişler. Dolayısıyla Denizli şıkkını da ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Nitekim ertesi yıl konuştuğumuzda sözlerini tutmuşlar ve aynı yerde tatile gitmişlerdi derken yani gereğini yapmışlar, sözünü tutmuş, yerine getirmiş demektir. Adana şıkkını da böylelikle eliyoruz. Cevabımız Bursa. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? Mecaz yapma yollarından biri de bir adı benzetme amacı güdülerek başka bir adın yerine kullanmaktır. Buna biz istiyare yani eğretileme diyoruz. İstiyare iki türlüdür arkadaşlar kapalı istiyare vardır. Bir de ne vardır? Gördüğünüz üzere açık istiyare vardır. Şimdi bakıyoruz. Uzak gri bir çizgide birleşiyor gökle deniz. Burada yok. İrkileceksin apansız bir duyguyla bir uçurum kıyısında sendelemiş gibi. Burada da yok. Bir martı tek başına uçuyor. Uçsuz bucaksız maviliklere martı uçar. Burada da yok. Sandalda bir kayıkçı sanki yalnızlığı topluyor ağlara. Şimdi ağlara dediği için a ne takılabilir? Balık değil mi? Burada arkadaşlar yalnızlık balık gibi düşünülmüş. Yalnızlık burada benzeyendir. Değil mi? Ve sadece benzeyen verildiği için, balık kastedildiği için burada kapalı istiyare vardır. Dolayısıyla cevabım Denizli şıkkı. Bu kapıdan kol kırmadan geçilmez, eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. Burada da bir şey yok. Cevabım Denizli. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi yanlış kullanılmıştır? Bir kişi işini önemsemiyor, umursamıyorsa, oralı bile olmadı deriz. Doğru, oralı olmadı. Yani önemsemiyor. Eğer ki olmayacak bir iş uğrunda boşuna çabalıyorsa onun için akıntıya kürek çekti deriz. Şimdi akıntıya kürek çekmek boşuna çabalamak uygun bir ifadedir. Doğrudur. Böyle birinin dış dünya ile olan ilişkisini kesmesi, kabuğuna çekilmesi anlamına gelir. Yani kendi içine yönelmesi, toplumdan soyutlanması doğru. Düşündüğünü karşısındakini kıracak bir söz olsa bile söylemekten çekinmiyorsa sözünü Esirgemeyen biri olmuştur artık. Bu da doğrudur. Ama işe yarar, önemli bir kişi varsa karşısında dişine göre birini bulmuş demektir. Yanlış arkadaşlar. Dişine göre rakip dediğimizde yani uygun ya da kolay rakip demiş oluruz değil mi? Ya da gücünün yeteceği, altından kalkabileceği bir durumda manasına gelir. Dolayısıyla işe yarar anlamında değildir yanlış kullanılmıştır. Cevabımız E şıkkı. Bu cümledeki altı çizili sözün anlamını karşılayacak bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Metaforlar metnin anlamını çoğaltır. İyi ve isabetli yapılmış bir metafor her yeni dönemde yeni yorumlara açık kalır ve her defasında o dönemin paradigmasına göre yeni anlamlara e, gelmeyi başarır diyor arkadaşlar. Şimdi paradigma dizi diyebiliriz değil mi? Değerler dizisi ya da ne diyebiliriz canlar? Örnek diyebiliriz. Şimdi böyle bir şey arayacağız aşağıda. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde yaşatmaya çalıştığımız değerler dizisi bizi geleceğe taşır. Değerler dizisi demektir paradigma. Bu durumda cevabımız A şıkkı. Aileler hayatta gerçekleştiremedikleri bazı şeyleri çocukları vasıtasıyla yapmaya çalışır. Burada yok. Bunu eliyoruz. Dünyanın geleceği konusunda ileri sürülen öngörülerde ortak bir paydanın bulunması oldukça güç bir şeydir. Bunu da eliyoruz. Burada da değil. Çocukların gelişimlerini kontrol ederek onları toplumla bütünleşmiş bir halde yetiştirmek için elimizden geleni yapmalıyız diyor. Bunu da ne yaptık? Eledik. Teknolojik gelişmelerin sınırları ortadan kaldırıldığı bu çağda yenilikleri vakit geçirmeden ayak uydurmalıyız. Bunu da eridiğimizde cevabımız Adana şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bırakmak, tatmak, gelmek sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Bırakmak, bir işi başka bir zamana ertelemek. Tat, hoşa giden durum, lezzet, zevk gelmek etkisini herhangi bir biçimde göstermek. Uzun bir yolculuktan sonra buraya kadar gelmişken manzaranın tadını başka bir zamana bırakmadan gün boyu eğlendik diyor arkadaşlar. Başka bir zamana ertelemek bu uydu ama gelmek burada etkisini herhangi bir biçimde göstermek manasında kullanılmadı. Bu durumda adana şıkkını eliyoruz. Tadını hiçbir zaman unutamayacağım yemekleriyle hatayı arkamızda bırakıp yeni lezzet durağımız Adana'ya gelmiştik derken arkadaşlar. Burada da gelmek etkisini herhangi bir biçimde göstermek manasında kullanılmadığından Bursa şıkkını da eliyoruz. Yaptıklarıyla işin tadını çıkaranlar gün gelip arkalarına baktıklarında yakınlarına ne kadar önemli bir birikim bıraktıklarını anlayacaklardır derken tadını çıkarmak burada deyim olduğu için bunu da eliyoruz. İşi gücü sonraya bırakıp sonraya bırakmak bizim için nedir? Bir işi başka zamana ertelemek doğru. Tatile gittikleri bu yerin havası onlara çok iyi gelmiş. Ha, onlara iyi gelmiş. Yani etkisini herhangi bir biçimde göstermiş. Onları iyi etmiş. Yaşamın tadını doyasıya çıkarmaya çalışmışlar derken hoşa giden durum, lezzet, zevk anlamında kullanıldı burada tat. Dolayısıyla cevabım denizli. Güzelliklerin tadı, yaşama olumlu bakmayı ileri bırakmayanlar sayesinde her geçen gün daha iyi bir seviyeye gelecektir derken Buradaki gelmek ve buradaki tat bu anlamlarda kullanılmadı. Bunu da eliyoruz. Cevabımız denizli. Bu cümlede altı çizili sözlü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? İki saat kadar sonra kuyucağa geldiler. Çamurlu sokaklarda hiç kimseler yoktu. Yalnız çıplak ayaklı küçük bir kız çocuğu elinde bir değnek ile mütemadiyen bağıran ve çamurlu kanatlarını telaşla çarparak koşan birkaç kazı kovalıyor. Onları bir bahçe çitinin alt tarafındaki ufak delikten içeri sokmak istiyordu. Mütemadiyen bir şeyin sürekli ya da devamlı olması durumudur. Eylemin sürekli ya da devamlı olması durumudur. Bakıyoruz canlar. Buluştukları zaman sürekli olarak aynı şeyleri konuşuyor herhangi bir sonuca ulaşmadan ayrılıyordu. Yani mütemadiyen. Yani devamlı aynı şeyi konuşuyor. Yani sürekli aynı şeyi konuşuyor. Bakın anlam cuk diye uydu. Bu yüzden cevabım A şıkkı. İlginç konular üzerine yaptıkları tartışmalar gece boyunca devam etmiş. Herkes farklı farklı değerlendirmelerde bulunmuş. Devamlı ve devam etmek ayrı şeyler. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Burada yok. Hemen herkesçe benimsenen yargıları toplumsal yaşamın önemli bir unsuru sayıp bu yargılara uymalıyız burada da yok. Güzel sanatların özellikle edebiyatın medeniyetin oluşmasına katkı sağladığı ve sosyal şuur altında kalan idealleri ortaya çıkardığı bir gerçektir. Bunu da eliyoruz. Dilin inceliklerini özümsemiş, birinin ağzından anlatılan bir resim, bir heykel, bir mimari eser layık olduğu yeri bulur diyor. Bunu da elediğimizde cevabımız A şıkkı. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Üstün zekalı, parlak çocuklarını, kapasitelerini geliştirmede veya yaşam boyu beslemede yetenek, motivasyon ve fırsat etmenlerinin hepsinin önemli role sahip olduğu söyleniyor. Rol normalde tiyatrocuların yapmış oldukları, büründükleri kişilik rol değil mi? Dolayısıyla burada gerçek anlamda kullanılmadı. Hangi anlamda kullanıldı arkadaşlar? Mecaz anlamda kullanıldı değil mi? Fırsat, fırsat burada gerçek anlamda kullanıldı. Tamam. Besleme derken, değil mi? Yaşam boyu beslemede yetenek. Buradaki besleme de yine mecaz anlamda kullanıldı. Çünkü besleme bir kişiyi ne yapma, doyurma ama buradaki besleme öyle bir beslemeden bahsetmiyor. Parlak çocuk derken bir şeyin renginin parlak olması görme e, duyumuzla anladığımız bir şey, matın zıttı ama burada çocuğun parlağı olamaz, değil mi? Parlak da burada mecaz anlamda kullanıldı. Yani parlak çocukların derken kaliteli çocukların, işte biraz daha yetenekli çocukların demek istiyor. Üstün zeka derken arkadaşlar bu tabir gerçektir tabii ki üstün zekalı dediğimizde. Dolayısıyla 1 ve 4 gerçek anlamda kullanıldı. Cevabımız da Bursa. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Arktik akıntılar ve dar e, fiyortlarla çevrili lotofen, kış sörfçüleri dahil heyecan tutkunlarını cezbediyor. Dar fiyort, fiyortun dar ya da geniş olması ölçülebilir bir şeyle anlaşılır. E, sözcüklerin ölçülebilen kavramlarını karşılayan sözcükleri ne denir arkadaşlar? Nicel anlam. Dolayısıyla nicel sözcük var. Bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz. Devam edelim bakalım. Heyecan burada tabii ki soyut bir sözcüktür. Bu yüzden Edirne şıkkını da eliyoruz. Bölgenin soğuk dalgalarında surf yapmak Norveçlerin deyimiyle indrecraft yani içsel güç gerektiriyor. Son 10 yılda soğuk suda kullanılacak kıyafetler konusunda yaşanan teknik gelişmeler normal koşullarda felç edici soğuklarda daha uzun saatler geçirmeyi olası hale getirdi. Felç edici soğuk, soğun felç edici özelliği mecazlı ifade. Burada yalnızca biz sörf tahtalarımız ve doğanın bizi sarması, doğanın bizi sarması da mecazdır arkadaşlar. Mecaz anlamlı sözcük de var. Terim anlamlı sözcük nedir bizim için? Surf'tür. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Yansıma sözcük yok. Yansıma dediğimiz doğadaki varlıkların çıkardığı seslerdir. Böyle bir şey yok. Cevabımız C şıkkı. Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Yeni robotik ve uzaktan nokta 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 teknolojiler araştırmaların son yıllarda nokta nokta keşifler yapmasını sağladı. 2019'da National e, için keşif teknolojileri laboratuvarları ile işbirliği içinde derin deniz kameraları nokta nokta gözlem yapan öğrenciler e, Galapagos adalarında boz cam gözlerin varlığını belgeleyen ilk insanlar oldu diyor arkadaşlar. Şimdi sondan başlayarak yerleştirme yapacağım. Kameraları sağlanarak gözlem yapan öğrenci diyebilir miyiz? Kameraları sağlanarak. Kameraları sağlanmak. Böyle bir şey olamaz değil mi? Yani şuraya bunu getiremeyiz. Kameraları verilerek gözlem yapılan. Olamaz. Kameraları bağlanarak gözlem yapılan. Kameraları kullanarak. Bakın olabilir değil mi? Kameraları edinerek. Deniz kamerası edinerek gözlem yapmak. Bu da olabilir. Şimdi ikinci boşluğa bakıyoruz. Araştırmacıların son yıllarda öneme sahip keşifler yapmasını sağladı ne öneme sahip biraz havada kaldı. Son yıllarda kayda değer keşifler yapmasını sağladı olabilir. Peki başa bakıyoruz ilk boşluğa. Yeni robotik ve uzaktan nokta nokta ha uzaktan ne olabilir? Uzaktan bağlanabilir teknolojiler. Hayır. Teknoloji bir yere bağlanmıyor. Uzaktan yönetilebilir teknolojiler diyebilirim gördüğünüz gibi. Bu şekliyle eleyerek gittiğimde arkadaşlar ve sondan başladığımda sonuca gitmek, çözüme gitmek daha kolay oluyor benim için. Cevabım Denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanmak, bırakmak, açmak sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır? Yanmak çok üzülmek, bırakmak yanına almamak, yanında götürmemek, açmak birbirinden uzaklaşmak. Eli yanınca tavayı tekrar ocağa bıraktı. Hemen musluğu açtı. Soğuk su e, yanağın sızısını dindirince işinin başına geri döndü. Şimdi buradaki yanmak arkadaşlar çok üzülmek manasında kullanılmadığından Adana şıkkını eliyoruz. Biletler yanacak diye üzülüyordu. Alışverişi yarına bırakırsan e, seninle konsere gelirim dedim. Birden öyle sevindi ki pencereyi açıp karşı komşumuza da haber vermek istedi açmak, birbirinden uzaklaşmak ya da işte biletlerin yanması arkadaşlar iptal olması. Çok üzülmek manasında gelmiyor. Bunu da eliyoruz. Ve devam edelim. Omuzları güneşten yanmıştı. Annesi sızıyı alsın diye yanıkların üzerine birkaç damla zeytinyağı bırakmışsa da pek etkili olmamıştı. Şimdi yanık burada yine çok üzülmek anlamında değil. Bunu da ne yapıyoruz? Eliyoruz. Bizi görür görmez kollarını açıp koşmaya başladı. Kollarını açmak, kollarını birbirinden uzaklaştırmak, ayırmak. Doğru. Evlatlarının özlemiyle aylardır yanan bu kadıncağız. Ha, kadıncağızın evlatlarının özlemiyle yanması çok üzülmesi. Doğru. Biraz olsun ferahlamıştı. Bir daha onları bırakmasına imkan yoktu. Yani yanında götürmemesine değil mi? Uzakta bırakmasına, yanına almamasına imkan yoktu demek istiyor. Cevabımız Denizli. Çenesindeki kazadan kalma izi kapatmak için sakal bırakıyordu. Burada uzatmak. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Cevabımız Denizli. Bu parçada boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Ahşap konakların bakımsızlıktan özel bir İstanbul rengine kavuşan duvarları herkeste nokta nokta bir keder uyandırır. Fakat ben hayatın, sokakların ve eşyaların yoksulluğunu Gecenin örteceğine inanmak isterim. İstanbul'un artık çok uzaklarda kalmış nokta 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 uzanan hayallere dalarım diyor. Şimdi herkeste bile isteye bir keder uyandırır diyebilir miyim? Diyemem değil mi? Herkeste de günden güne bir keder uyandırır. Tamam. İstanbul'un artık çok uzaklarda kalmış siluetine uzanan hayaller. Hayır. Bunları da ne yapıyoruz? Eliyoruz. Herkeste az çok bir keder uyandırır diyebilir. Peki İstanbul'un artık çok uzaklarda kalmış ihtişamlı günlerine uzanan hayallere dalarım. Olabilir bir kenarda dursun. Herkes de yakıp kavuran bir keder uyandırır. Ondan sonra İstanbul'un artık çok uzaklarda kalmış harap dönemlerine uzanan hayal. Harap dönem hayır belli ki iyi bir şeyden bahsediyor bu da olamaz herkeste başı boş bir keder uyandırır. Başı boş keder diyebilir mi arkadaşlar? Diyemez. Bu durumda cevabım C şık. Bu parçada atmak sözcü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Karanlık çökmeden dükkandaki birkaç parça eşyasını eve atması gerekiyordu diyor arkadaşlar. Dükkandan eve götürmek bir yerden başka yere taşımak değil mi? Bu yüzden bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz. Köşedeki tezgahtan bir simit aldı. Bozuklukları cebine attığında biri yuvarlanıp yere düşmüştü. Cebine atmak, cebine koymak demektir. Bu durumda Bursa şıkkında eliyoruz şöyle. Buna A dedik, buna B dedik. Devam edelim. Kendisi bir hafta önce boyacı dükkanındaki işinden atılmamış olsa katiyen eğilip yerden almayacağı 50 kuruşu dikkatle aramaya başladı. Şimdi arkadaşlar, şimdi işinden atılmak, bir kenarda dursun bakalım. Devam ediyoruz. Eğilip alacakken ustasının dedikleri aklına geliverdi. Gururu çok incinmişti. Suçu üzerine atan kişi en yakın arkadaşı. Buna inanan da babası gibi sevdiği ustasıydı. İşinden atılmamak, kovmak, dışarıya çıkarmak manası. Ondan sonra üzerine atan, suçu üzerine atmak yapılmış bir işi birine yüklemek. Yapılmış kötü bir işi birine yüklemek demek. Geride bırakmak, ertelemekle alakalı bir anlam yok. Cevabımız Edirne. Bu cümleyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Boş heveslere kapılmadan zamanınızı değerlendirirseniz başarı kapısının kilidini rahatlıkla açarsınız diyor arkadaşlar. Boş heveslere kapılmadan zamanınızı değerlendirirseniz başarı kapısının kilidini rahatlıkla açarsınız diyor. Şimdi bakıyoruz. E, birden fazla soyut anlamlı sözcük vardır. Zaman burada soyut değil mi? Ondan sonra heves burada soyut. Doğru. E, başarı burada soyut. Doğru. Birden fazla soyut anlamlı sözcük var. Birden fazla mecaz anlamlı sözcük vardır. Başarı kapısı derken başarı burada mecaz. Boş heves derken boş burada mecaz. E tamam mecazlar da var gördüğünüz gibi. Bir iki doğru. Birden fazla nicel sözcük var diyor. Nicel sözcük dediğimiz şey nedir? Varlıkların ölçülebilir, ondan sonra uzayabilir, kısalabilir, artıp çoğalabilir özelliklerini gösteren kavramları karşılayan sözcüklerdir. Böyle bir şey yok. 1 ve 2 doğru cevabım C şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi yanlış kullanılmıştır? Eğer birinin burnu kaf dağında diyorsanız onu ne kadar kibirli olduğunu uzun uza diye anlatmanıza gerek yok. Burnu kaf dağında yani çok kibirli doğru. Aynı şekilde gözü yüksekte sözü kastettiğiniz kişinin bulunduğu durumdan çok üstün olan bir duruma ulaşma amacı güttüğünü gözü yüksekte yani hedefi yüksek olan insanlar için kullanırız. Bu da doğru bu durumda A'yı ve B'yi eleriz. Devam edelim bakalım. Demiş ki biri için çiğ süt emmiş insanların ona güvenini arttırırken arkadaşlar çiğ süt emmiş demek ne zaman ne yapacağı belli olmaması manasındadır. Güvenini arttırmak anlamında değil bu durumda cevabım C. Alnı açık yüzü ak demeniz çekinecek bir durumu veya ayıbı olmayan birinden bahsettiğinizi gösterir. Doğru. Alnım açık yüzü ak deriz değil mi? Ağzında bakla ıslanmamak deyimini kullandığımızda ise insanların gözünde sır saklamayan güvenilmez bir kişi canlanır. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı. Bu parçadaki altı çizili sözcü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? Bu makaleden bütün öğrencilerimizin istifade etmesini arzuladığım için makaleyi bilimsel terimleri mümkün olduğunca az kullanarak anlaşılır bir dille yazmayı istedim. Bir şeyden istifade etmek arkadaşlar, ondan faydalanmak, diğer bir adıyla yararlanmaktır. Yani burada neyden bahsediyor? Makaleden yararlanmaktan bahsediyor. Böyle bir şey arayacağız aşağıda. Olayı ayrıntılı bir biçimde anlatma imkanı bulamadığım için akıllarında birçok soru işareti vardı. Burada böyle bir şey yok. Şiirlerindeki yüreğimize dokunan sözler devamlı cebinde taşıdığı yıllardır geçmeyen bir sızının izleriydi. Müzedeki tablolardan birini hayretle incelerken böyle bir esere ilham verenin ne olduğunu merak ediyordum. Burada da yok yararlanmak, istifade etmek. E, başkan geçen ay düzenlenen kermes gelirlerinden okulumuzun da yararlanmasından memnun olacağını açıkladı. Okulumuzun da Şöyle istifade etmesi demek istiyor cevabım. Denizli yazdığı öyküyü yarışmaya göndermesi için arkadaşımı cesaretlendirmek istesem de başarılı olamamıştım. Bunu da eliyoruz. Cevabımız Denizli Şıkkı. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı yay ayrıcı içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır diyor. Bakıyoruz. Uzun yıllardır üst kattaki komşumla çekişir dururuz. Tamam. Çekişmek arkadaşlar... E, i̇ki yönden birbirini karşılıklı çekmek ya da bir şeyi birbirine karşı çekmek manasında. Tamam. Kendisi amiyane tabirle biraz kalın kafalı olduğundan ikazlarımı hiç umursamadan gecenin bir yarısı gürültü yapmaya devam eder. Amiyane tabir kibarca olmayan ikaz uyarı. Tamam. Birkaç defa polise şikayet ettim. Zira bana başka çıkar yol bırakmadı. Çünkü. Tamam. Hali hazırda. Emniyette birikmiş şikayet dilekçelerim olmakla beraber durumumuzda hiçbir ilerleme kat edemedik. Hali hazırda yani şu anda tamam. Kendisiyle birebir söz dalaşına girmekten imtina çekişsem de zaman zaman mecbur kalıyorum. İmtina arkadaşlar çekinmek demektir. Çekişmek değil. Çekişmek dediğimiz şey iki yönden karşılıklı çekmek. Yani böyle çekişme, ağız kavgası gibi düşünebilirsin de diğer bir anlamıyla ama imtina etmek çekinmek demektir. Burada anlamına uygun kullanılmadığı cevabım E şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Bizim sanat anlayışımıza göre sanatın halkla nokta nokta olması gerekir. Halkın problemlerini, isteklerini nokta nokta sanatçının başlıca nokta nokta olmalı. Şimdi sanatçının başlıca çekincesi olmalı diyemez. Çünkü halkın istekleri sanatın hayır çekincesi olamaz. Denizli şıkkına eliyoruz. Sanatçının başlıca süreci, sanatçının süreci olamaz ki. Sanatçının uğraşı olabilir, sanatçının amacı, sanatçının hedefi. Hedef de olamaz değil mi? Yani problem, istek benim hedefim. Hayır onları çözmek belki olabilirdi ama bu da olamaz. Bu durumda bakın son boşluktan bakarak Aya, Denizli'yi, Edirne'yi eliyoruz. Peki bakalım diğerlerine. Bizim sanat anlayışımıza göre sanatın halkla iç iç olması, halkla kaynaşmış olması ikisi de olabilir, değil mi? Ortadaki boşluk belirleyici olacak benim için. Halkın problemlerini, isteklerini görmezden gelmek sanatçının başlıca uğraşı olmalı. Olmadı, görmezden gelmek diyemem. Görmezden gelmek, ilgilenmemek, görmemek. Peki e, halkın problemlerini, isteklerini Göz önünde tutunmak, sanatçının gözünde tutmak, sanatçının başlıca amacı olmalı diyebiliriz. Cevabımız Bursa. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözlerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Bakalım. Roman sanatının onun elinde bir başka boyut kazandığını iddia etmek abartılı olmaz. Bir başka boyut kazanmak Şimdi bakalım düşüncelerini aktarmak, anlatımında merak unsurundan yararlanmak, gerçekten belli bir ölçüde uzaklaşmak, farklı bir yenilikle zenginleşmek, zihin gücünü üst seviyede kullanmak, farklı yenilik olabilir, başka boyut kazandırmak. Şöyle Adana şıkkına eliyoruz. Önce bilinçli bir tutumla hakikati kırıp bulanak, bulanıklaştırıyor. Tamam. Devam edelim. Şimdi hakikat gerçeklik demek. Gerçekten belli bir ölçüde uzaklaşmak bu durumda ne yapıyoruz canlarım? Bursa şıkkında eliyoruz ve devam ediyoruz. Evet, böylece okuru kendi istediği dünyaya çekiyor. Ardından zihin dünyasını boşaltıyor okurun üzerinde. Zihin dünyasında ne olur? Düşünce olur. Yani düşüncesini boşaltmaktan, aktarmaktan bahsediyor. Okur ise aklının sınırlarını zorlayarak okuma serüvenini sürdürüyor. Akıl yani zihin gücünü üst seviyede kullanıyor. Çünkü sınırları zorluyor. E'yi de eliyoruz. Cevabımız C şıkkı olur. Bu parçanın altı çizili söz anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? İlk öyküm dergide çıkar çıkmaz edebiyat çevrelerinin ilgisini çekmişti. Henüz liseyi bitirmemiştim. Bu kadar tecrübesizken bazı ünlü köşe yazarlarının öyküm hakkında tenkit yayımlaması benim için güzel bir sürpriz olmuştu. Tenkit arkadaşlar şöyle eleştiri değil mi? Eleştiri. Şimdi bakıyoruz. Bu piyesten övgüyle bahsedeni de yergiyle bahsedeni de pek ciddiye alamıyorum. Seyircilerin ana fikri kaçırdığını düşünüyorum diyor arkadaşlar. Tamam. E, usta sanatçı sahnede devleşen sesiyle kulaklarımızın pasını silip hepimize muhteşem anlar yaşattı. Onunla karşılaştığımda ekranda gördüğüm nedenli farklı olduğunu söylemek istesem de buna cesaret edemedim. Tamam, devam ediyoruz. E, bomboş sayfaya bakarak dakikalarca tek kelime yazamadan düşüncelerinin dizginini tutamadan oturdu. Filmin dünya çapında izlenme rekorları kırdığını ve birçok yönetmenden olumlu eleştiriler aldığını biliyoruz derken arkadaşlar eleştiri tenkit demek gördüğünüz üzere cevabımız E şıkkı. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Eski şiirin olduğu gibi bırakılması geleneğe saygı değildir. Bu eski şiiri ölüme terk etmektir. Eski dediği arkadaşlar değil mi? Yani gelenekten bahsediyor aslında eski şiir dedi. Zaten burada da geleneğe saygı değildir diyor eski şiiri bırakmak. Bir kişi yeni bir üslupla yeni bir şiir denemeye çalışırsa ve bunda dünden doğma diye gösterebileceğimiz bir şeyler varsa Gelenek işte odur dünden doğma yani gelenekten doğmasından bahsediyor. Nesiller boyunca okunabilecek anlaşılır bir dil oluşturmak değil. Geleneksel şiir kalıplarını tamamen reddetmek, tamamen reddetmek değil. Tamamen reddedersek diyor ölüme terk etmektir bu. Eski şiir anlayışında kalıp ve ölçülerinde ısrarcı olmak, usta şairlerin eserlerini taklit ederek geleneğe sıkı sıkıya bağlı kalmak bu da değil. Yani usta şairlerin eserlerini taklit etmek geleneğe sıkı sıkıya bağlı kalmak değil. Geleneksel şiirden hareketle yeni bir tarz oluşturmak, dünden doğma diye gösterebileceğimiz bir şeyler varsa diyor değil mi? Ve yeni bir üslupla diyor, yeni bir tarzla diyor. Bu durumda cevabım E şıkkı. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İkinci yeni alabildiğine somuta, gerçekliğe, ironiye yönelmiş bir şiire tepki oldu. İyi de oldu. Çok dar bir alana sıkışan şiirimize soluk aldırttı diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şiirin sınırlarını genişleterek Yeni şiirler üretilmesinin önünü açmak değil mi? Yeni bir şey üretti, ona soluk aldırdı, nefes aldırdı yeni şeyler üretebilmek için. Bu durumda cevabım da aşık olacaktır. Eski tarz şiirlerin eksik yönlerini vurgulamak. Hayır, bunu eliyoruz. Şiirde anlam kapalılığını gidererek geniş kitlelerce anlaşılmasını sağlamak. Anlam kapalılığını gidermek bu da yok. Yalnız toplumun küçük bir kesiminin anlayacağı şiirler yazmak, şiirde geleneksel yapı unsurlarına bağlı kalmak bu da değil cevabımız A şıkkı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı işaret içinde verilenle uyuşmamaktadır? Bazı muharrirlerin muharrir yazar demektir arkadaşlar. Sohbetleri, yazıları kadar güzel değildir. O halleriyle onları sesi olmayan bir bestekara benzetirim. Bestekar, besteci biliyorsunuz. Sanatkar, sanatçı. Böyle düşünebilirsiniz. sondaki kar olan sözcüklere. Gerçi bu sanatkar da bu iki vasfın vasıf nitelik birden bulunması zaruri yani boşuna değildir diyor. Yanlış. Zaruri arkadaşlar ne demektir? Zorunlu demektir. Boşuna demek değil. Bu durumda cevabım Deniz'le. Ancak bulunduğunu farz edelim. Farz etmek, varsaymak o kadar iki kat lezzet almış olmaz mıyız diyor. Bunu da e, doğru kabul ettiğimizde cevabımız denizli. Bu parçadaki numaralanmış sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Müzikle insanların tüm renklerini anlatabilirsin. Bunun farkına erken yaşta vardığımı söyleyebilirim. Başta sadece bir merak ve eğlenceydi benim için. Adeta bir oyun gibiydi. Fakat sonradan bir tutkuya dönüştü. Bunca zaman sonra dahi müziğe büyük bir tutkuyla bağlıyım. Çocukken bir şeyleri başarmak istiyordum. Sadece şimdi hayallerinin tutsağı olmuş biriyim. Tutsak olmak değil mi? Esaret, tutsaklık, özgürlüğün zıttı gibi düşünebilirsiniz. Ee, yani aşırı derecede hayallere bağlı değil mi? Hayal, Hayallerin esiri gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi hayal dünyasında yaşamak kadar basit bir şeyle bunu anlatamayız. Hayallerin tutsağı diyor. Gerçekten kopmak ve kendi dünyasında yaşamak. Şimdi kendi dünyasında yaşamaktan, içe gömülmekten bahsetmediği için denizli şıkkında eliyoruz. Böyle sorularda ikinci söz öbeği üzerinden giderseniz canlar işiniz daha kolay olur. Hayallerini hayatın merkezi haline getirmek, hayallerinin tutsağı. Hayır, ee, burada da değil. Hayatını hayal kurmak üzerine inşa etmek değil. Hayallerini gerçekleştirmek için aşırı derecede bağlanmak, aşırı hayalci. O, o kadar bağlı ki tutsağı olmuş. İnsana dair tüm duyuş ve düşünüşleri ifade etmek, insanların tüm renklerini anlatabilirsin. İnsana dair tüm duyuş, tüm renklerini ve düşünüşlerini ifade etmek diyor. Doğrudur, cevabımız da A. Bu parçadaki sözcüklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Modern insan geçmişte aç kalmamak için hayvanlara karşı verdiği savaşı Şimdi hasta olmamak için mikroplara karşı yürütüyor. Bu savaştaki en büyük silah da temizlik diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Mesela buradaki silah sözcüğü terim anlamlı değil mi? Savaş, mikrop, hastalıkla alakalı. Yani bunlar terim anlamlı sözcükler. Bu var. Mecaz anlamlı sözcükler var mı? Temizliğin silah olarak kullanılması mecaz anlamda kullanıldı. Eş sesli sözcük var mı? Aç sözcü arkadaşlar. Şöyle. Heh. Aç sözcü. Bir aç karnın aç olması tokun zıttı. Bir de ne vardır? Açmak fiili vardır. Ya da savaş. Bir savaş var. Bir de e, savaşmak var gördüğünüz gibi. Başka var mı diye bakıyorum. Evet evet modern insan geçmişte aç kalmamak için tamam zaten iki tane bulduk eşsizli sözcük de kullanılmış yani hepsi var cevabımız e şıkkı Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeli Ondaki muhayyile zayıflığını yeknesak anlatımından anlamak mümkündü onu yazmaya iten karşı konulması imkansız bir sevki tabi idi diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz burada istediğiniz sözcüğe odaklanabilirsiniz. Mutlaka hani bir tanesinin anlamını bir şekilde bileceksiniz. Ben muhayirliğe odaklanmak istiyorum şöyle. Muhayyile diye yazıyorum ve buradan bu Arapça kökenli bir sözcük arkadaşlar. Kökü bulabilmek için bazı harfleri çekmem lazım. Şöyle H, Y ve L harfini çekiyorum hayal diye bir şey ortaya çıktı. Doğru mudur? Hayal. Hayal gücü demektir muhayyile. Hayal etme, hayal gücü demektir. Bu dediğim gibi Arapça kökenli bir sözcük. Zihin değil, akıl değil, duygu değil, kişilik değil, hayal gücü. Yek ne sak? yek tek demektir arkadaşlar. Tek düze. E, sevki tabi, içgüdü demek ve cevabımız da C şıkkı. Bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? Ondaki bilim aşkının kaynağı hiç kuşkusuz milletine olan derin sevgisiydi. Her daim, bu sevginin şefkiyle ve büyük bir gayretle çalıştı. İnsanların hayatına küçük bir katkı sağlamak niyetiyle yaptığı çalışmaların meyvelerini bugün hep birlikte yiyoruz. Her daim demek arkadaşlar ne demektir? Her zaman demektir değil mi? Yani sürekli, her zaman, her daim bakıyoruz. İnsanların bugün içine düştüğü durumu nedenle acı olduğunu anlamak için kuruyan göllere yaşam alanı daralmış hayvanlara bakmak yeterli buna eliyoruz. Bütün yanlışların bedeli ve telafisi vardır ancak hiçbir çaba, hiçbir fedakarlık nesli tükenmiş bir hayvanı yeryüzüne döndüremez. Dünyanın her zaman bugün olduğu kadar cömert olacağını düşünmek büyük bir yanılgı, dehşete düşürecek bir aymazlıktır diyor. Buradaki her zaman sözcüğü her daim manasında kullanıldığı için cevabım da C şıkkı. Bir an düşünüp dönüşü olmayan bir felaket sarmalından kurtulmanın yollarını arasak bireysel tercihlerimizin önemini kavrarız. Bunu da eliyoruz. Aç gözlülüğün insanlığı sürüklediği girdap her geçen gün onunla birlikte yaşam hakkına sahip diğer canları da içine çekiyor. Bunda da böyle bir şey yok cevabımız C şıkkı. Bu cümlede boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilebilir? Nokta nokta nokta. 52 karakterin bulunduğu bu romanın başarısı bu karakterlerden her bir nokta nokta ele almasından kaynaklanıyor. Her birinin bakın her birinin gelişi güzel ele almasından kaynaklanıyor. Şimdi başarı dediği için Gelişi güzel arkadaşlar rastgele demektir değil mi? Yani rastgele ele almak. E şimdi rastgele ve başarı uydu mu? Uymadı bunu eliyoruz. Derinlemesine olabilir doğru. Baştan savma uğraşmadan bu da olamaz. Çünkü bu da olumsuz bir şey. C'yi de eliyoruz. Canla başla ele alması. Şimdi canla başla olumlu bir şey ama yani romanın başarısı için her birinin canla başla ele alması. Bir kenarda şöyle tikleyelim bunda. Bu da olabilir diyelim. Şimdi aşağı yukarı 52 karakterin bulunduğu bu romanın başarısı. İşte aşağı yukarı. Hayır, diyemez değil mi? Aşağı yukarı ne tamı tamına falan olabilir yani. Tam anlamıyla. Tesadüfen 52 karakter olabilir mi? Olamaz. Bu durumda bunlar gitti. Tamı tamına 52 karakterin bulunduğu bu romanın başarısı bu karakterlerden her birinin ustalıkla ele alınmasından kaynaklanıyor diyebilir. Cevabım E şıkkı. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Ben modern hikayenin şu özellikleri taşımasını beklerim. Sadece kişisel planda kalmamak, sosyal meselelere de yönelmek, toplumdaki bütün tiplerin kalıbına girebilmek yani her kesime seslenmek diyor arkadaşlar. Onları kendi ağızları ve düşünüş tarzlarıyla konuşturabilmek ve asıl önemlisi bunu sanatkarca yapmak. Şimdi bakıyoruz. Takdir gören karakterler üzerinde durmak. Şimdi toplumun bütün tipleri yani herkesin dediği için sadece takdir gören diyemeyiz. Nesnel ve tarafsız bir olay akışı belirlemek altı çizli ifadede bu yok. Altı çizli ifade daha çok toplumun her kesiminden kişiler oluşturmaktan bahsediyor. Dolayısıyla Bursa şıkkı da olamaz. Hiç anlatılmamış konular seçmek konudan bahsetmiyor. Herkesin anlayacağı dil kullanmak bundan bahsetmiyor. Her kesimden kişiler oluşturmak demek istiyor. Cevabım E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin yerine getirilenmez. Edebiyatımızın belli bir noktaya geldiğini söylemek gerekir. Ancak hala zaafı var edebiyatımızın. Zaaf arkadaşlar eksiklik, yetersizlik gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla Adana şıkkına eliyoruz. E, devam ediyoruz edebiyatımızın demiş eleştiri. Eleştiri güç iştir. Bugünlerde bu güç meşguliyeti. Meşguliyet bir uğraş demektir. C şıkkında eliyoruz. Muvaffakiyetle yani başarı demek. Şöyle Bursa şıkkında eliyoruz. Becerilenlerin becerebilenlerin sayısı da pek azdır. Bununla birlikte istikbal vaat eden gençlerin sayısı pek çoktur. E, i̇stikbal gelecek demektir. Cevabımız Denizli. Bu parçada dayanmak sözcü aşağıdaki anlamlarından hangisini verecek şekilde kullanılmamıştır? Asırlık ağaca dayandı ve seyretmeye başladı. Şimdi bir yere yaslanmak ağaca dayanmak arkadaşlar. Ay şıkkını eliyoruz. Nice felaketlere dayanmış bu bina ne tür bir zekan ürünüydü? Yani zarar görmeden varlığını koruyabilmiş bina demek istiyor. Şöyle Adana şıkkını da ne yapıyoruz? Eliyoruz. Geçmişte usta çırak ilişkisine dayanan bir mimarlık eğitimi olduğunu biliyordu. Yani devam edelim bakalım. Bu eşsiz yapıyı bugün bütün heybetiyle tutan bu muydu? Bugünün modern eğitimine rağmen yeni binaların neden hiçbir albenisi yok? Bu anlamsız binalara insanlar nasıl dayanıyor? Nasıl tahammül ediyor değil mi? Ondan sonra usta çırak ilişkisine dayanan derken bir şeyin üzerine kurulu olmak. Çünkü çırak ustadan öğreniyor. Kurulu bir düzen var. Varmak, ulaşmakla alakalı bir şey yok. Cevabımız Bursa. Bu parçada altı çizili söz anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Sabahtan beri süren toplantıda artık sona doğru gelinmişti. Önemli kararlar alınmış birçok yenilik için elimizi rahatlatacak ifadeler kullanılmıştı. Çalışma düzeni içinde bilahare toplanılacağı söylenmişti. Bilahare demek arkadaşlar şöyle daha sonra sonra, sonraları manasına geliyor. Şimdi bakıyoruz. Sürekli batıya ilerleyen Türkler 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda Bizans'a karşı kazandıkları büyük zaferin ardından hızla Anadolu'ya yerleşmeye başladı. Böyle bir anlam yok burada. Uyku apnesi rahatsızlığında ara sıra duraklamalarla olan horlama, nefes kesilmesi, uyku bozulması en sık görülen belirtilerdir. Çoğunlukla ailenin genç erkekleri tarafından otlatılan koyunlar kış bitip de havalar ısındığında kırılmak üzere Hazırlanırdı. Burada da yok. Sene başında planlanan kampı daha sonra yapacağımızı belirterek antrenmana kaldığımız yerden devam ettik. Daha sonra yani e, bilahare demektir. Cevabım denizli. Zaman içerisinde boya teknolojisi ve ilaç sanayinin gelişimi de bir de pahalı olması tüketimin iyiden iyi azalmasına neden olmuştu. Bunu da eliyoruz. Cevabım denizli. Bu parçada açılmak sözcü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır. Gereken güce ulaşmak, kıyıdan uzaklaşmak, kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak, sis, karanlık, duman ve benzeri dağılmak, yoğunluğunu yitirmek, kapı, yol, geçit vermek diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Yolun açılmasıyla biriken araçlar sel halinde akıntıya başlamıştı. Şimdi Tamam devam edelim. Datça yolculuğumuz uzun süreceye benziyordu. Çocuklar sıkılmış bir an önce 13 denize girip açılmak istiyorlardı. Buradaki açılmak arkadaşlar. Devam edelim. Kıyıdan uzaklaşmak değil mi? Denize girmek, açılmak. Tamam. Arabanın açık camından gelen çam kokularıyla ben de biraz önceki sıkıntılı durumdan sonra açılmıştım. Yani kendime gelmiş, ferahlamıştım demek istiyor. Ne yapıyoruz canlar? C'yi de eliyoruz. Devam edelim bakalım. Bu duruma havanın açılması da eklenince keyfimiz tam anlamıyla yerine gelmişti. Havanın açılması sis, karanlık, duman ve benzerinin dağılması demektir. Devam ediyoruz. Şimdi e, yolun açılması, yol vesaire geçit vermek manasında gereken güce ulaşmakla alakalı bir şey yok. Cevabımız A Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ağır, taşımak, derin sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Ağır, çetin, güç, taşımak, katlanmak, üstlenmek, yüklemek, çekmek, derin, ayrıntılı. Taşıdığı ağır çuvalları, şimdi yüklediği ağır çuvalları, katlandığı ağır çuvalları, üstlendiği ağır çuvalları. Bir yere bırakarak derin düşüncelere dalmış bir halde yokuşun başında dinleniyordu diyor arkadaşlar. Şimdi derin düşünce, ayrıntılı düşünce Şimdi ağır, ağır çuval, çetin güç çuval demek mi? Hayır, bunu eliyoruz. Adana şıkkı gider. Ağır bir sorumluluk, çetin güç bir sorumluluk. Tamam, taşıyan insanların, taşımak, katlanan insanların derin bir suya. Derin burada ayrıntılı demek değil, sığın zıttı olan derinden bahsediyor. Yani alçak olmayan manasında bunu da eliyoruz. Piknik yaptıkları yerdeki dere derin olmamasına rağmen bu da arkadaşlar yine sığın zıttı yani derin en altta manasında, alçan zıttı manasında bunu da eliyoruz. Derinlerden gelen bu ağır duyguyu artık taşımaya gücünün kalmadığına karar verip şehri terk etmişti. Duyguyu taşımak, katlanmak, üstlenmek tamam. Peki ağır, adamın ağır vücudunu rahatlıkla taşımak. Buradaki ağır çetin güç anlamında değil ağırlık, gerçek ağırlık manasında kullanıldığı için bunu da eliyoruz çalışma odasında derin bir araştırmaya dalmış yani ayrıntılı araştırma olan çocuk taşıyacağından ağır bir yükün altına girdiğini sonradan fark etti. Yani katlanma, taşıma, ağır yük, çetin, zor, güç yük demek cevabı nedir Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı ayrıç içinde verilenle uyuşmamaktadır? Antik çağdan günümüzde tarihi dokusu bozulmadan ulaşmış önemli yerleşim yerlerinden olan Asos, bugün Popüler tatil destinasyonlarından biri. Önemli mühim demek. Popüler herkesçe tanınan bilinen demek. Popülerliği aşırı kalabalığın neden olduğu bir izdihama yol açmayan ve mavi suları sakin atmosferiyle birleşen Asos her dönem gözde. Sit alan oluşu sade mimarisi ve sunduğu sayılı konaklama imkanı ile kendine has bir dinginliğe sahip olan Asos keşfedilecek özel noktalarıyla daha da cazip hale geliyor. İmkan olanak demek, e, dinginlik, durgunluk, sükunet, sessizlik demek. Cazip, hesaplı demek değil arkadaşlar. Ekonomik olsaydı hesaplı olurdu. Ama cazip alımlı demek değil mi? Göz alıcı şeyler için kullanırız. Bu durumda cevabım E şıkkı. Bu cümlede boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilebilir? İstanbul, denali çevresi, çevreyle ilgili sorunlar. nokta 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 sanatın güncel durumunu 7. kıta başlığı altında nokta nokta açıyor. Şimdi haberleşmeye açıyor. Hayır. Görüşmeye açıyor. Olamaz. Tartışmaya açıyor. Olabilir. Konuşmaya açıyor. Olabilir bir nebze. Buluşmaya açıyor. Olamaz. Bakın. İkinci boşluğa bakarak 3 şıkkı eledik. Şimdi başa dönüyoruz. İstanbul, bir Çevre ile ilgili sorunlar karşısında Sanatın güncel durumunu 7. kıta başlığı altında tartışmaya açıyor. Sorunlar karşısında, sorunlar üzerinde diyemez. Sorunlar karşısında değil mi? Bu durumda cevabımız C şıkkı olacaktır.